Karabük Belediye Meclisi'nin Haziran 2019 döneminde oran toplantısının birinci toplantı, birinci oturumunu açıyorum. Alacakordumuz kararlarının belediyemiz ve bendeniz hakkında hayırlı vesik olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. 4081 sayılı yasa gereği çiğ mallarının korunma komisyonuna 3 asil 3 yedek üye seçiminin yapılması, çiftçi mallarının koruma komisyonu üyeliklerine aşağıdaki isimleri yazılı bulunan meclis üyelerine teklif ediyoruz. Asil üyeler Mesut Alıcı, Orhan Ünal, Mustafa Sanoğlu, yedek üyeler Fatih Çapraz, Buray Gümüş, Muhammed Kaya, teklif edenler Osman Köşker, Kazım Çamlı. Mesut Alıcı 25 oy, Orhan Ünal 25 oy, Mustafa Sarıoğlu 24 oyla asil üyeliğe seçilmiştir. Fatih Çapraz 21 oyla, Buray Gümüş 22 oy, Muhammed Kaya 22 oyla da yedek üyeliğe seçilmiştir. Hayırlı olsun. 6183 sayılı yasanın 90. maddesi gereği gayrimenkul satış komisyonuna bir asil bir yedek üye seçiminin yapılması. Gayrimenkul satış komisyonu üyeliğine aşağıdaki isimler yazılı meclis üyeliğine teklif ediyoruz. Asıl üye Koray Gümüş, yedek üye Ahmet Aslan, teklif edenler Osman Köşker, Kazım Çamlı olarak önerge verilmiş bulunmaktadır. Önergeyi kabul edenler, etmeyenler, gündemimizin üçüncü maddesi olan İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi, raporunun okunması için İmar Komisyonu Başkanı'nı kürsüye davet ediyorum. İmar Komisyonu raporunu arz ediyorum. Belediye Meclisimizin muhtelif oturumlarında gündem alınarak komisyonumuza havale edilen imar planında değişiklik yapılması ile ilgili talepler komisyonumuza havale edilmiş olup 3194 sayılı imar kanunu ilgili yönetmelikler yerinde yapılan incelemeler dışında değerlendirilmiş ve aşağıdaki rapor tanzim edilmiştir. Belediye Meclisimizin onayına arz olunur. Belediye Meclisimizin 02.05.2019 tarihli oturumunda gündem harici 11 no ile komisyonumuza havale edilen Öğle Bölüm Muhtarlığı'nın 17.04.2019 tarihli 1578 sayılı dilekçesiyle Öğle Bölüm Mahallesi'nin üniversite yerleşkesine bağlayan üniversite caddesinin açılması talebi incelendiğinde söz konusu açılması istenen yol yürürlükteki imar planında 15 metrelik imar yolu olarak planlanmış olup yerinde kullanıma açık fakat yer yer 4 metre ile 7 metre genişliğindedir. Yeni yapılacak olan imar programında dikkate alınarak kamulaştırılması uygun bulunmuştur. Belediye Meclisimizin 06.03.2019 tarihli oturumunda gündem harici 2 no ile komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 06.03.2019 tarihi ve 641 sayılı yazısı incelendiğinde Kapılı Mahallesi'nde yürürlükteki imar planına göre konut ve yolda kalan 106 ada 146 ve 165 parsellerin yolda kalan kısımlarının kamulaştırma talebi, yerinde ve paftasında yapılan incelemelerde mevcut binalara araç erişimi için gerekli olan yolun yeni yapılacak imar programında dikkate alınarak kamulaştırılması uygun bulunmuştur. Aynı dosya içinde Kurtuluş Mahallesi 447 adı 30 parsel sahibinin güneybatı yönünde 6 metrelik yaya yolunda kalan yaklaşık 6 metrekarelik kısmının kamulaştırılması talebi incelendiğinde parsel sahibinin kamulaştırma ücretini istemediği için kamulaştırma programına alınmasına gerek olmadığı konunun encümen yetkisinde olduğundan gündemden çıkarılmasına karar verilmiştir. Komisyonumuz gündeminde bulunan araştırma ve incelemeye devam eden diğer taleplerin tekrar komisyonumuza havalesi arz olunur.
Meslek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 12.06.2019 tarihine 336 sayılı araç kiralama hizmeti alımı konulu yazının okunması. 5393 sayılı Belediye Kanunu 67. maddesinde belediyede, belediye meclisinin belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüs, kaldırım ve havuz bakım ve tamiri, araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri, makina, teçhizat, bakım ve onarım işleri, bilgisayar, sistem ve santralleri ile elektronik bilgi ve erişim hizmetleri, sağlıkla ilgili destek hizmetleri, fuar, panayır ve sergi hizmetleri, baraj, arıtma ve katatik tesislerine ilişkin hizmetler, kanal bakım ve temizleme, altyapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik, sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme takma işleriyle ilgili hizmetler, toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri, sosyal tesislerin işletilmesiyle ilgili işler, süresi ilk mali idarelerine genel seçimlerini izleyen 6. ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla 3. şahıslara gördürülebilir denmektedir. Müdürlüğümüz tarafından belediyemiz birimlerinin hizmetlerinde kullanmak üzere araç kiralama hizmeti alım ihalesi yapılacağından, söz konusu ihalenin 3 yıllık yapılabilmesi için belediye meclisinde konunun görüşülmesi için evrakın havalesini arz ederim. Mustafa Danaklar, Destek Hizmetleri Müdür Vekili. Konunun gündeme alınmasına oylarını sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oylarıyla kabul edilir. İmar Komisyonu'na havalesi söz konusu olan bir konu. Konunun gündeme alınmasına oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli meclis üyeleri, gündemimize görüşecek bir konu kalmadığından Temmuz dönemi meclis toplantımıza 3 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 17'de Kent Meydanı'nda belediye nikah salonunda yapmak üzere oturumun kapatılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim.